Survivor Panorama'dan herkese merhabalar. İyi pazarlar efendim. Biz yine her pazar olduğu gibi sevgili Melisa ve sevgili Gökhan Özdemir'le karşınızdayız. Bugün 10 Mayıs, pazar, anneler günü. Ve anneler günü mesajlarımız var. Hem bizim masamızdan hem de ta Dominik'ten çalışanlarımızın çok güzel mesajları olacak. Hepsini birazdan geleceğiz ama önce arkadaşlarına bir merhaba alışayım. Nasılsınız arkadaşlar? Ben yine çok iyiyim ama neden iyi olduğumu soracak mısın İhsan? Tabii ki. Bir yanımda İhsan ve Tarkan, bir yanımda Gökhan'ım ve Özdemir'im burada. O yüzden çok mutluyum çok ve çok enerjiyim çok bugün. Çok sağ ol. Bu kadar mı? Bu kadar. Anneler gününü kutlayacağım ama ilk önce sana bırakıyorum sözü. Ha, önce ha. Mesela. Sonra evet. Ben söyleyeceğim. Tamam. Gökhan senin mesajların var. Bizdeyiz işte İhsan'cığım. Aynı. Yeni bir pazar gününde yine aynı üçlüyle ekrandayız. Seyircilerimizin karşısındayız. Bugün tabii çok önemli bir gün. Herkesin en değerlisi olan annelerimizin anneler günü. Başta kendi annem Gülten Özdemir'i, sonra senin annen Reciye teyzeciğim, Reciye Tarkan'ı ve Melisa'nın annesi Aysun ablayı diyorum. O biraz daha genç bizim annelerimize göre. Aysun mutlu. Anneler gününü kutluyorum ve bütün ekibimizin ve bütün her arkadaşımızın, her sevdiğimiz, her kişinin annesinin anneler gününü kutluyorum buradan. Çok güzel mesajlar. Şimdi birazdan Dominik'teki çalışan emekçi arkadaşlarımız anneler gününü kutlamışlar. Onlar yani onlarınki... Tabii ki bizimkiler de çok önemli ama onların mesajları çok da önemli. Onlar çünkü aylardır, haftalardır, belki yıllardır annesini görmeyen vardır. Onların mesajlarını birazdan ileteceğiz. Ama ondan önce ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum anneler gününe ilgili. Aynen, sonra sana pas atacağım. Ben de hem annemin, hem tüm annelerin, hem sevgili Gökhan'ın annesi Gülten teyzemin, Gülten Özdemir'in, hem de abla diyeceğiz değil mi senin annene? Tabii. Abla diyeceksiniz. Arkadaş gibi biliyor musun? Evet, senin annen yani yolda görüyoruz. Sizin aranızda zaten 5-6 yaş var. O yüzden. Evet doğru. Olsun Aysun annemizin de biz ellerinden öpüyoruz. Bugün anneler günü. Bazı görsün bizi. Çok yani ben şimdi mesela bir yandan da şöyle mutluyum. Şimdi bir fotoğraf da paylaştım kendi Instagram'da. Şimdi bugün aynı zamanda işte devletimizin bir kısıtlaması var doğal olarak. 65 yaş üstüyle ilgili. Benim babam 65 yaş üstünde. Bugün annem onu çıkarmış, gezmiş. Çok güzel bir fotoğraf var. Yani paylaştım ben de. Yani bütün böyle 65 yaş üstündeki insanlar bu günü değerlendirsin. Hava güzel şu an İstanbul'da. Eminim birçok ülkemizde, birçok ülkede de, şehirde de güzeldir hava. Değerlendirsinler. Gerçi vakit doldu galiba. Doldu. Yani değerlendirmişlerdir inşallah. Evet. Yani her hafta yaparlarsa inşallah bunu. Hiç kimseyle temas etmeden. Çünkü aslında yürümenin, gezmenin, dışarı çıkmanın ne kadar anlamlı olduğunu, ne kadar değerli olduğunu anladık. Babamla konuştum mesela. Yorulduk oğlum diyor. Yani normalde hiç yürümeyi falan düşünmezdi belki de ama şimdi onlar için bir nimet gibi geliyor. Evet. Allah muhtaç etmesin böyle şeyleri diyelim. Bir yandan da anneler günümüzü kutlayalım. Melisa sen söz istiyorsun, sana verelim sözü. Evet, şimdi anneler en değerli varlıklarımız, hatta hayatımızın anlamı. O yüzden buradan gül kokulu ellerinizi ve yanaklarınızı kocaman öpüyorum. Anneler gününüzü kutluyorum. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Gülten Özdemir annemin anneler günü kutluyorum. Reciye Tarkan annemin anneler günü kutluyorum. Allah bütün annelerimize uzun ömür versin diliyorum. Buradan sizi kocaman öpüyorum ve çok seviyorum. Ağzına sağlık. Şimdi demiştik, açılışta demiştik Dominik'e gideceğiz. Dominik'teki emekçi arkadaşlarımızın mesajlarını izleyelim. Ondan sonra yavaş yavaş programımıza başlayalım. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Dominik'ten selamlar. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Duygulanmayacağım. Seni çok seviyorum. Öpüyorum kocam. Başta annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne seni çok seviyorum. Ellerinden öpüyorum. Sevgiler. Annem anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Çok özledim. Dikkat et kendine. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Dominik'ten herkese sevgiler. Anacığım ellerinden öpüyorum. Anneler günün kutlu olsun. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere. Başta annemin sonra bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anne seni çok seviyorum. Öpüyorum. Sevgiler. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Hilgüncüğüm annem. Ben mi annem? Anneler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Ne kadar uzakta da olsa kalbim hep seninle. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum canım annem. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok 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 seviyorum. Ve büyük bir özlemle öpüyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım anneciğim. Hem anneler günün hem de doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim iyi ki varsın. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Annem, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim, anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum. Seni çok özledim. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Dominik'ten selamlar. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Tüm annelerimizin anneler gününü kutlarım. Seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Dominik'ten selamlar. Canım anneciğim, anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Dominik'ten sevgiler. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin. Dünyaya gelirken annemi seçme hakkım olsaydı eğer yine seni seçerdim. Seni sonsuz seviyorum. Survivor izlemeye devam. Bittiğinde görüşürüz. Anneciğim seni çok özledim. Anneler günün kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Seni çok seviyorum. Başta annem olmak üzere bütün annelerin ve anne adaylarının anneler günü şimdiden kutlu olsun. İyi ki varsınız. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun. Canım annem seni çok seviyorum. Senin ve bütün annelerin hepsinin anneler günü kutlu olsun. Hepiniz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Ellerinizden öperim. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. O mübarek ellerinden öperim. Anneciğim bir tanem benim. Anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Dominik'ten sevgiler. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Dominik'ten sevgiler. Anne, anneler günün kutlu olsun. Buradan tüm annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Dominik'ten sevgiler. Öncelikle annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Valla inşallah böyle herkes izlemiştir, herkesin annesi izlemiştir de yerine ulaşmıştır. Çünkü ben bile yani oradan birçok ekip arkadaşımı özlemişim. Buradan görünce hepsine çok selamlar. Eklemek istediğim birkaç kişi var. Tabii ki benim süt annem, sevgili Beyhan yengem. Hakkı var bende onu. Ablamı aynı şekilde, sevgili Seçil Tarkan Kahraman ablamın. Ve efendim yönetmenimiz Ceren Toprak'ın annesi, sevgili Nalan Toprak'ın da ellerinden öpüyoruz. Öpüyoruz. Şu an o da burada bizim şeyimize ve bütün ekip arkadaşlarımızın annelerinin anneler gününü kutluyoruz. Ben de ablalarımın kinoma. Eklemek istedikleriniz varsa da şey yapalım. Anneannemin, başta anneannem olmak üzere, babaannemin, tekrardan annemin, tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ben de Gökçe ablamın ve Didem ablamın anneler gününü kutluyorum. Gökçe ablam iki yeğenimin annesi, Didem ablam da Berkin'in annesi. Ondan anneler gününü kutluyorum. Bir de halalarım var. Özellikle Emine ablam, Türkan ablam, Nilgün ablam, Nurgün ablam. Hepsinin anneler gününü kutluyorum. Söylemişken dört halam olunca biraz zor olmuş. Yani bir başlarsa yengeler halalar benim zaten bitmez. Hani... Çok selamlar hepsine. Şimdi yavaş yavaş Survivor'a geçiyoruz efendim. Dün akşam gerçekten dop dolu bir bölüm vardı. Tanıtımla başlayalım yoksa var mı söylemek istediğiniz bir şey? Şu tanıtımı bir izleyelim. Bence de bir tanıtım izleyelim. Üstüne konuşmaya başlayalım efendim. Dünkü konsey benim biraz canımı sıktı. Konseyin tam ortasında hatta bitmesine yakın birbirlerine girdiler. 10 dakikadan fazla kaç kere benimle sohbet ettin? Berkan'ın samimiyetine güvenmiyorum. Oyunda süperiz. Kampa geliyoruz. Önümden geçiyor ruh. Ben buraya geldiğimden beri herkese samimi davranıyorum. Göremediğim yüzlerin gerçek yüzünü görmüşümdür. Dokunulmazlığı kim kazanacak? Şimdi başa başlar. Üstü kalktı geldi. Bravo, bravo, beraber geldiler. Çok istekli yarışmacılar görüyorum. Dün akşam konseyin sonunda ayrılığı gördük. Dün mesela Evrim'in dediklerini biraz şaşırdım açıkçası. Ama bana şöyle geliyor ki aynısını da bana yapıyor. Çok fazla bir samimiyetimiz yok çünkü kendisini samimiyetsiz buluyorum. Evrim'in davranışlarını sevmiyorum. Evrim'in atıyorum Nisa'ya bakmasını bile sevmiyorum. Çünkü Evrim'in Nisa'ya bakarken kıskandığını açıkçası görüyorum. Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu. Bir haber vereceğim. Evet şimdi yarın ipuçlarını izleyince, tanıtımı izleyince bir sürü şey var. Tabii en sona niye alıyorlar çok merak ediyoruz. Evet. Hani herkesin aklına gelen bir şey var. Eğer ailesi söylediyse hani o mes olayına, Ersin'in köpek olayına bilemiyoruz tabii. Ama ondan önce tabii ki bir çatırdayan gönüller var. Konseyde son dakika Berkan'ın konuşması bittikten sonra bir anda
çatırdama başlıyor. Belki bugün uzun uzun onu konuşacağız ama şöyle önden bir giriş yapalım Melisa. Neler diyeceksin? Hem böyle yarından ipuçlarında bu sefer o çatırdama daha da büyüyor. Hı-hı. Sanki işin içine Nisa giriyor. Evet. Biraz daha böyle olaylar çetrefilleşiyor. Hı-hı. Yani hatta notumu da almıştım. Çok kısa ve özetle, hatta burada yazıyor. Çok konuşmak insanın gözünden düşmek için en kısa ve en emin yoldur. Buna şu anda konseyde tanıklık etmiş olduk. Evet. Bunu şimdi bir daha söylemen lazım. Çok konuşmak. Çok konuşmak. Çok konuşmak. Evrim mi bu? İnsan gözünde Hı-hı. düşmek için Hı-hı. en kısa ve en emin yoldur. Doğru. Çok konuşan insan her zaman çok hata yapıyor. Evet. Konuşmanın, yani cümlenin başıyla cümlenin sonunu unutuyor. Yani konuşmak için konuşmak bence çok kötü ve buna en çok tanıklık ettiğimiz kişi Evrim. Çünkü her zaman ne söylediğini unutuyor, ne yaptığını unutuyor. Ama bu konsey onun bence Survivor başlangıcının ilk günü oldu. Survivor başlangıcı. Wow. Çünkü bir şey tutturmuştu kendine. Hı hı. Çok güzel ilerleyen bir yolu vardı. Dünkü konsey onun için çok gereksizdi. Çok anlamsız buldum. Çok hatalı buldum. Bilmiyorum nasıl geri dönüşü sağlanır. İzleyeceğiz. Evet. Sence Gökhan? Değişik yorumlar geldi. Yani beynim yoruldu Melisa'yı. Yani dünkü şimdi bölüm ve bugünkü tanıtımı harmanladığımda işte zaten Acun abinin de dediği gibi dünkü son 15 dakika ve işte bugünkü tanıtımla da tekrar kafamda düşünüyorum. Yani Evrim'in ne yapmaya çalıştığını gerçekten anlayamadım bu iki günde bu tanıtımla birlikte. Yani Berkan'a bir kulp takmaya çalışıyor kendi şeyinde. Barış'ınkilerden bile komik oldu. Yani her iki takımın Barış için bulduğu bahanelerden daha komik bir bahane buldu Evrim. Evet. 10 dakika bile konuşmuyorsun bende dedi. 4 saat mi konuşmak lazım orada ya da ne bileyim yani uzun uzun dedikodular mı? Yani dedikodu derken işte herkesin hakkında öyle oturup konuşmak mı lazım? Anlamadım ben Evrim'i gerçekten. Yani şimdi 10 dakikadır konuşulmuyorsa seninle herhangi bir kişi tarafından sen her o zaman konseyde bunları hepsi herkes için dile getir bunu. O da konuşmadı. Nisa da benimle konuşmadı. Ama senin önünde çok daha büyük bir örnek var. Ve kötü bir örnek var. Yasin örneği var. Sen Yasin'e sürekli tamam olabilir, olabilir, olabilir ne yapsa, sana ne kadar bağırsa da, sana ne kadar kötü davransa da çünkü bu bağırmak artık bir yerde kötü davranmaya girer benim gözümde. Siz orada sonuçta 20 yıllık arkadaş değilsiniz. O başka bir durum. Siz orada diğer herkes gibi 3 aydır tanışıyorsunuz. Daha 3 ay olmadı bile hala. 3 aydır tanışıyorsunuz. Ve Yasin senin için neyse Berkan'ın da olması lazım. Tabii ekstra böyle bazısına daha sıcak hissedebilirsin. Olabilir bunlar. Ama Evrim, Yasin gibi bir kötü örnek varken karşımızda Acun abi bile Yasin'e 2-3 kere uyarmışken sadece seninle ilgili, seninle yaptıklarıyla ilgili sen orada Yasin'i koruyorsun ama Berkan'a bir anda 10 dakika bile benimle konuşmuyor ki diye bunu konseyde konusunu açıp böyle bir şeyle Berkan'ı suçlayabiliyorsun. Bana biraz garip geldi. Bakalım merak ediyorum yani bu olayların devamını merak ediyorum. Nereye bağlayacaklar, bir yere bağlayamayacaklar mı yine? Görmek yani izlemek lazım. Gökkuşağı gibi zaten Evrim yani. Renge bakacağını şaşırıyorsun. Bir kırmızı oluyor, bir mavi oluyor, bir yeşil oluyor, bir açıyor, bir kapatıyor. Nisa diyor ya. Yok. Hatta dün konseyde Nisa Cemalcan'a kendinden bahsediyor. Ben yani kendi içimden o espriyi yaparken. Sonra da bir gün sonra aynısını zaten şey dedi. Ben kendi içimden o espriyi hatta sana mı döndüm dedi. Kendisini bahsediyor Evrim dedim. Evet. Yani öyle şeyler anlattı ki kendini anlatıyor Berkan diye. Onu Nisa da dile getirdi. Sonra bugün zaten tanıtımda izledik. Nisa bu akşamki izleyeceğimiz şeyde de konuşmuş bununla ilgili. İşi kendinden bilir şilif vardır. Tam burada çok doğru. Yani şöyle oluyor. Yani burada doğru mudur değil midir bilmiyorum ama şöyledir. Mesela ben de hayatımda herkes olduğu gibi herkesin şeyleri var. Negatif yönleri vardır. Ben de bunları biliyorum. Yani hani çocukluktan büyüyene kadar bazı yönlerim negatiftir. Onları ben bir başkasında görünce çok eleştiririm mesela. Halbuki aynısı bende de var. Onun ben yanlış olduğunu o kadar iyi biliyorum ki kendimde olduğu için. Bir başkasında gördüğüm zaman onu çok rahat eleştirebiliyorum. Survivor'da çok tanık oluyoruz böyle bir duruma. Yani İnsanlar genelde özellikle kendi yaptıkları hatayı bir başkasına görünce eleştirmeye başlıyorlar veya sesi çıkmaya başlıyor. Bu yani insan psikolojisi gibi bir şey. Şimdi Evrim'le ilgili bugün çok bir şey var. Mesela Evrim'in oyun sonu kaybettiği zaman konuşmaları var gündemimizde. Ondan sonra Yasin'le olan tartışması ki yani %99.9 değil %100 Yasin'in hatalı olduğu bir durumda. Acun Ilıcalı gibi bir adam böyle bir konuda Yasin'i uyarırken hala Evrim'in aynı geçen de olduğu gibi Yasin'i koruma çabasını gerçekten anlamıyorum. Orada gerçekten Yasin'i korumaması lazım. Hem de örnek teşkil etmesi lazım. Evet. Korumayarak. Evet. Ki bir daha herhangi biri böyle bir şey yapmasın diye. Burada da hatalı buluyorum. En sonunda sizin dediğiniz gibi konseyde Berkan'ın çok bence güzel bir konuşmasından sonra öyle etkileyecek hani kimseye bir laf atmadığı bir konuşmasından sonra çıkıp da alakası yokken
Survivor'un, yani takımın ayrı, Survivor'un en yüksek yüzdesiyle yarışan yarışmacısına böyle şeyler söylenmesinde de haksız buluyorum. Bence dün Evrim yani kötü bir gün geçirdi Survivor'da. Evet. Hani hepsini yeri gelince konuşacağız ama şöyle bir ipucu vereyim ben de sevgili seyircilerimize. Şimdi bize panoramaya özel bir tanıtım var. Yarın ikinci bir tanıtımı gelecek, ikinci bir ipuçları gelecek. Orada çok değişik muhabbetler var. Ben izledim. Onu birazdan size de vereceğiz. Bu akşam izleyeceğiniz bölümle ilgili. Özellikle Berkan biriyle konuşuyor ki adı şey çıkışından sonra. Çok ilginç konuşmalar var orada. Onları birazdan izleyeceğiz. Ama yavaş yavaş konumuza geçelim. Konumuzda zaten bildiğiniz gibi Yasin ve Evrim. Şu an hemen Yasin'in Evrim'le olan o bağırışmasını bir izleyelim. Üstüne tam da nokta burada konuşmaya başlayalım. Geri dön Yasin. Dön geri, yanlış. Yasin geri dön. Hangisi? Hayır söyleyemeyiz. Ve Ersin önce bitirdi. Bu mu? Söyleyemeyiz. Söyleyemeyiz ki. Sen söyleyemeyiz. Geriye gel oku. Sakin geriye ol. Gel Ersin. Ersin bir. Yasin hala bitiremedi. Abi çabuk. Geldi. Evet. Hadi abi bırak şu topu, geldi. Allah Allah. Ersin atamadı. Sakin, atamıyor, sakin ol. Bravo. Ersin. Tamam, tamam. Ya! Lan söylesene. Söyle. Söyleyemiş. Söyleyemiş. Söyle. Onu söyle. Yasin. Yasin. Oyundan çık git. Hala bağırıyorsun ya. Çık hemen çık, tamam. Bize de kızacaktı, farkında mısın? Neden kızacaktı? Çok merak. Gel oğlum. Şu buraya. Allah'ım bize çok yüksün. Bize de baktı. Bu takım Evrim'e kalmışsa zaten yandık demektir. Oradaki erkekler ne yapar onu anlamam. Arkadaşlar oyun sırasında tansiyonun yükselmesine ve belli derecede kontrol dışı hareketlere Survivor'da tarih boyunca hep negatif bakmadık. Buna toleransımız hep oldu. Ve bu konuda yarışmacılarımıza da hep toleranslı davrandık. Fakat bugünkü olay açıkçası defalarca uyarılmasına rağmen daha önce de defalarca yaptığı için ve bugün de yanlış olan hiçbir şey de yok. Hani Evrim'in ona dediği tek bir şey var. Biz bir şey söyleyemeyiz. Yani ortada böyle tansiyonu yükseltecek bir takımdan gelen hata da yok. Biz iki erkeğin arasındaki tansiyona çok daha toleranslı bakarız. İki erkeğin arasındaki tansiyonu şiddete varmadıkça hep Survivor'ın bir parçası olarak görebiliriz. Fakat bugün burada yapılan maalesef Yasin de tabii ki şunu da söyleyeyim, anlık bir gaflet, anlık bir refleks belki ama toleransı olmadığı için oyundan ihraç ettik. Bu konuda Yunus Emre sana da şunu söyleyeceğim. Sen de bunun başka bir şeklindesin, onu da söyleyeyim. Kadınlara karşı olan genel tavrında sıkıntı var senin de. Nisa'ya söylediğin laflar var biliyorsun. Ya bu konuda senin de yani sen öğüt alabileceğini düşünüyorum. Ben seni uyarayım. Yani şu anda konu seninle alakalı değil ama bu konularda sen kadınlara karşı son derece dikkatli davranacaksın. Erkeklerle daha üst limitten konuşabilirsin. Ama kadınlara olağanüstü hassasiyet istiyoruz. Sende yani 1-2-3 tane falan var bu şekilde, haberin olsun. Sana çok normal gelen ama bize normal gelmeyen şeyler var. Evet, şimdi bence şu açıdan tartışmaya kapalı bir konu. Yasin'in yaptığı hata açısından. Yani Yasin zaten yapmaması gereken, söylememesi gereken bir şeyi normalde söylüyor. Ağzından da çıkan bir şey var ki orası kapanıyor. Hani, bir gaflet diyor zaten Acun abi de anlatırken. Ne olduğunu biz bilemiyoruz. Geçen de Yunus Emre'nin mesela ağzı kapanmış, ne olduğunu bilememiştik. Ama küfür değilmiş ama yine de söylememesi gereken bir şeymiş diye duyduk. O an uyarılmamıştı. Ama sonuçta yine Acun abi geldi bugün ne dedi? Yunus Emre sen de bu hareketlerine bir daha dikkat et dedi. Şimdi sosyal medyada dün gece ben gezdiğim zaman, lafı size vermeden söyleyeceğim de. Gezdiğim zaman Yasin'i koruyan böyle bazı açıklamalar okuyorum. İşte Yasin hakkı yenildi falan şeklinde.
Şimdi arkadaşlar şöyle demek lazım. Yasin Hakkı falan yenildi diyorsunuz ama hem de hatayı kabul ederek diyorsunuz. Şimdi bu mesela bu olay Mert'le Evrim arasında olsa, şimdi isimleri atıyoruz kimse takılmasın. Mert'le Evrim arasında olsa, Barış'la Nisa arasında olsa, ne bileyim yani bir başkası arasında olsa ve oradaki erkek belki Yasin gibi tepki verse oyundan atılmayacak. Evet. Hani uyarı alacak. Aynı Yunus Emre'nin aldığı gibi. Ama Yasin bu konuda zaten uyarıldı. Hani bizim gözümüzün önünde kaç kere uyarıldı? Bir tanesinden net uyarıldı. Evet. Bu senin son şansın dendi. Yani cebinde sarı kartla gezen futbolcu gibi bu. Yani adam almış sarı kartını hala sarı aynı şeyi yapıyor. Sarı kartı alıp iki de foul yapmış ama. Ya evet yani üstüne de daha yine böyle değişmiş evet. Bir şeyleri. Yani Yasin'in bu birincisi değil, üçüncüsü değil, onuncusu değil artık. Hani Acun abiden de bu uyarıyı aldıktan sonra böyle bir şey yaşandığı için oyundan atılıyor. Lütfen bunu hani başka türlü düşünmeyelim. Hakkını yendiğini düşünmeyelim. Ben hakkını hiç de yendiğini düşünmüyorum. Hatta çok da toleranslı olduğunu düşünüyorum. Acun Medeniyor, Acun abi. Okuyorum var, bir sürü geliyor. Kim yani? Ya, Yasin fanıdır. Yasin fanıdır veya bir başkasıdır. Tamam Yasin fanı. Ya, Yasin hakkında her zaman fanı olmayan düşünecek. Da fanı olmayan da yazmış mesela. Yani bunu bu gözle görmemek lazım. Evet. Şimdi mesela aynı şey Yunus Emre için de geçerli. Yarın bir gün Yunus Emre de benzer bir şeyle karşılaşırsa oyundan atılacak demektir. Çünkü o da bir uyarıyı aldı. Bunu böyle görmek lazım. Zaten yani ben burada tabii konseyde biraz daha konuşmak istiyorum. Konseyde Evrim'in savunmasını falan inanamıyorum da oraya kadar olan kısmı bir konuşalım Melisa. Yani neler söyleyeceksin Yasin yani, bu hareketleriyle ilgili uyarı almasını? Aslında şöyle empati yapmalarını istiyorum ben izleyenlerin. Genelde ben erkek kısmından çok yorum alıyorum Yasin'le ilgili. Şunu düşünsünler, sizin de eşleriniz var, işte çocuğu olanlar, kız çocukları olanlar var. Hani o durumda sizin atıyorum eşiniz ya da kızınız o parkurda olsa ve gelse bu şekilde sizin eşinize veya kızınıza bağıran birisi olsa bu kadar savunacak mısınız? Lütfen biraz da empati yapmanızı istiyorum. Çünkü hoş bir durum değildi bu. Çünkü sonuçta karşında bir bayan var. Aslında oradan Yasin'in kızdığı Evrim'e değil. Yasin kendi konsantrasyon eksikliğine kızıyor. Sonuçta bir puzzle var. Aslında çok basit puzzle'ın bir kuralı var. Aşağıya bakacaksın. İki tane okla 2020 var. Ya bak hani yukarıda anlamıyorsan yazılardan aşağıdaki hani okların gidişatına 2020 onu da mı çözemiyorsun? Renkler zaten kırmızı mavi. Zaten kırmızı mavi ve şöyle bir şey var. Dokunulmazlık günü oyun verildiği zaman insanların gözüne ve yarışmacıların gözüne daha çok batıyor bu. Yani kimin performansı bugün kötü? Kim dokunulmazlığa katkı vermedi? Onu yazalım. Bence daha uygun olur vesaire gibisinden. Ve dokunulmazlık oyunu zaten çok ciddi bir oyun. Böyle bir şey yaşanması, bir de bu kadar hani dokunulmazlık günü bu kavgaların, bu gürültülerin hem de sayı 6-5 iken hem diğer takım arkadaşlarını etkiliyorsun. O an susacaksın, yerine geçeceksin, bir sonraki oyuna bakacaksın. Evet. Bu tepkisi çok büyüktü. Yani ben de şimdi ne diyeyim ki bu konuyla ilgili? Yasin, Survivor'un kurallarını hiçe sayıyor. Bana oradan söyleyemediniz diye bir kızmaya başlıyor. Onlar mı çok adaletli diyor, karşı takıma da sallıyor. Aynı zamanda prodüksiyona... Şimdi amiyane tabirle gider yapıyor. Aynı zamanda Evrim'e böyle haykırırcasına bağırıp bir iki tane kötü söz söylüyor. Daha ne yapsın ki Yasin? Yani burada Yasin'in nesini koruyorlar? Ben okumadım çok yorum da o yüzden hani ben merak ettim yani. Evet. Bir de 2-3 kere bu tarz konularla ilgili oyundan atılmasını koruyorlar. Oyundan tamam zaten yani oyundan değil bunun zaten bir sonrası kusura bakmayın da Survivor'dan atılmak zaten diskalifiye olmak. Evet. Kendisi de sürekli diyor ya gerekirse diskalifiye olurum diye Yasin. Olsun o zaman. Yani Yasin kendisi demedi bunu. Her ne olursa olsun ben o zaman diskalifi olmayı bile göze alıyorum. Kendi hakkımı savunacağım dedi. Evet. Olsun o zaman. Bu mu kendi hakkını savunması Yasin'in? Yani bir tane puzzle'ı yapamıyorsun. Dediğin gibi yani o tabii oradaki o nabız da falan bizim gördüğümüz kadar net görmeyi olabilirler de hiçbirinin herhangi bir yarışmacının da yarışmacı bir arkadaşına gidip de o hala o mavilerdeki ve kırmızılardaki V'leri R'leri yerine oturtmak yerine aşağıdaki 2020 ve ters oklara bakmayı niye kimse akıl edip de kimseye söylemedi? Ben görmedim, söylediler mi? Hiç görmedim ben biliyor musun? Ben de görmedim. Yani o da başka bir konu. Yasin'in yaptığı bambaşka bir konu. Hiçbir tarafından elle tutulur bir tarafı yok. Hiçbir tarafından. Yani Acun abi de artık bir de orada hani nasıl bir de şimdi bağırmanın da bir üslubu vardır. Burada yani artık hani dövercesine bağırıyor. Şimdi bağırmanın üslubu vardır. Ben bağırırım böyle. Kimsenin böyle kulağını bile tırmalamaz. Bağırırsın ama böyle çocuk hani kendi kendine hayıflanıyor. Biraz da hani İçerlemiş öyle bir bağırıyorsu var. Bir de bu tarz Yasin'in yaptığı gibi bir bağırma var. Onu herkes tabii ki de izleyip de görebiliyor ve ayırt edebiliyor diye düşünüyorum. Burada yani en ufak bir haksızlık olduğunu düşünmüyorum. Hatta oyundan da atılabilir. Zaten iki tane oyuna çıkmıştı. En fazla bir tane daha oyuna çıkacaktı. Ben Yasin'i bu konularda ne güzel daha geçen iki gün önce Yasin hakkında güzellemeler yapmıştım.
Şimdi ne yazık ki hepsini geri almak zorundayım. Yani resmen hani bir kural var ortada zaten, söylenmemesi gerekiyor. Ve bundan önce bir kişi daha aynı hata yaptığı zaman söyleyemeyiz diye bir şey. Hani evet. Orada takımlardan bir tanesi seslenmişti. Ve zaten ritim bozuyorsun sen orada. O bağırışını, o çağrışını, o konsantrasyon ritmini, oyunun akışını bozuyorsun. Sen yapılmaması gerekiyor. Yine kendi aynı çok güzel bir yere değindin. Kendi egoların yüzünden yine takıma kötü enerjini yansıttın ve takım işte sonuç gördük. Evet. Şimdi herkes kaybedince kabullenememe durumu oluyor, tamam mı? Herkes de yani. Bugün sen de ben de gitsek belki aynı şeyleri tabii, yapacağız. Tabii. Belki bir bahane bulacağız. İşte rüzgar esti diyeceğiz. Aynen. İşte oradan kolu o atamıyordu diye bağırıyor. Ama bunu bazı arkadaşlar, bazı yarışmacılar çok fazla yapıyor. Örnek Yasin. Yasin ne zaman kaybetse mutlaka bir bahane arıyor. Yani asla kaybetmeyi kabul etmiyor. Bak, kaybetmeyi kabul etmek çok doğal bir duygu. Yani bahane aramak da doğal bir duygu. Hatta Barış da kaybettikten sonra bak aranıyor diyorlar. Hani evet. O da arıyor. Hani belki Barış da arıyor. Onlar da çok iyi biliyorlar ya. Hani onlar da çünkü zamanında çok aradılar. Tabii. Hani ünlüler takımı da arıyor falan. Burada da Yasin. Yani Yasin'in bahanesi Evrim oldu. Döndü, ben niye kaybettim? Baktı Evrim'i gördü orada. Puzzle'ı söyleyememiş. Ya şimdi 10 yıldır Survivor var. 10 yıldır. Ben 10 yıl önce yarıştım. 10 yıl önce puzzle'ı söyleyemiyorduk ya. 10 yıl önce puzzle yarışı vardı. En fazla yanlış söyleyemiyorduk. Yanlış diyebilirsin en fazla. Ya şimdi sen hiç mi Survivor izlemedin? Hadi yani orada kuralları dinlemedin. Hani bugüne kadarki yarışları da... bugün düştün adaya. Hiçbir şey yani böyle hiç Survivor'la alakası olmayan bir insan bile bilir ki... hani mantık var derler ki yanlış yaparsan bana söyleyemezler. Kalkıp da bununla ilgili bir arkadaşına kızamazsın. Hele hele bir kadın arkadaşına... hele hele cebinde sarı kartın varken, bu konuda uyarılmışken hiç ama hiç yapamazsın. Oyundan atılmasını çok doğru buluyorum. Eğer oyundan atılmasaydı, öyle yine bir uyarı olarak geçseydi, bu sefer dün akşam Yasin oyundan atıldı, haksızlık yapıldı diyen arkadaşlar belki kat ve kat hayır haksızlık yapıldı, Yasin'in oyundan atılması lazım diyen ve bence de daha haklı olacak bir sürü insanın mesajını okuyacaktım. Bence o dediğiniz, o yazdığınız da kalsın. Yasin'in atılması son derece haklı buluyorum. Bundan sonra da Yunus Emre'nin mesela aynı şey var. Yunus Emre aynısını yaparsa ki oralarda geziyor, o sınırlarda geziyor. Hani Yunus Emre'nin bir dilinin kemiği yok. Farklı konuşuyor böyle arkadaşlarıyla. Ama bunu bir kadınla yaptığı zaman en azından artık biliyor ki o da ceza sınırında. O da o gün oyundan atılacak. Yani Yasin'e bu tavırların bitmesi için işte Yasin, kadın yarışmacılarımıza bağırırsan Instagram'da takipçi sayın her zaman düşüyor mu demek lazım. Yine uyarı alması için. Öyle bir hani uyarı geldi Instagram'da. Sürekli hani, bu uyarıyı da yapamazsın. Hayır, örnek veriyorum yani. Yani. Evet. Durulması için. Evet. Yasin, bunları mı yapmamız Yasin, gerekiyor? Yasin 6500 kişi falan mı diyecekler yani? Evet. Evet. Her an, bir kadın yarışmacı bağırdığı zaman 10 bin kişi düşüyor. Yani olmaz yani. Yani ama Yasin anladı da o galiba. Şu an evet, çünkü evet. Hani Yasin'i şeklini değiştiren, biraz yani tavırlarını değiştiren Acun abinin güzel uyarısı oldu. Ama ondan sonra Yasin bunu yani devam ettiriyor mesela. Ne bazı kadar konularda, sürecek demiştik bazı zaten. Konularda çok değişti. Bazı konularda çok düzeldi. Katılıyorum. Hatta biz iki haftadır Yasin'i bu konularda da övüyoruz. Ama hala yapamadığı, beceremediği durumlar var. Bakalım belki ona yine ders olur ama bilmiyorum. Sence ders olur mu? Bence Yasin'e hiçbir zaman hiçbir şey ders olmuyor. En fazla kafa yani beyninde 5 gün, 6 gün, 7 gün yer ediyor. Sonra yine bu yani burada yaptığı hem takımına saygısızlık, Evrim'e saygısızlık. Yani parantez artı kendi takımına saygısızlık, karşı takıma saygısızlık, onlara çok mu adaletli sanki onlar diyorsun bir anda. Yani niye söylemiyorsunuz, onlar sanki çok mu adaletli? Ünlüler takımı ne yaptı yani şu an? Sana da sen bunu dile getiriyorsun. Yani bu nasıl bir dolmuşluk içinde? Nasıl tutmuşsun ki kendini hani burada patladın? Yasin dediğim gibi 3 gün 4 gün Acun abiden en derin, en mantıklı uyarılar da gelse Yasin'inki işte bu kadar 3 gün 4 gün dayanabiliyor sonra... patlıyor yine. Çok kısa bir de Yunus Emre'yi soracağım. Çok kısa. Yani Yunus Emre ile ilgili ne diyorsun? Yani Yunus Emre önce gülüyor Yasin'in oyuna atılmasına. Sonra Acun abi hizaya çektiği zaman hazır ol da tamam abi diyor. Onunla ilgili yorumunuz ne? Yani şimdi hani bakkallarda bir veresiye defteri olur ya. Öyle yazarsın alacağım evet. Varmış gibi. Ya kapanmamış bir hesabı var yani Yunus Emre'nin gönüller takımıyla. Hani alıp veremediğini bilmiyorum. Artık ya bir kapat gözünü, kulağını, gözünü kapatman lazım. Senin artık bitmiş. Yeni bir sayfa açmışsın gönüller takımıyla. Daha çok kendine işte parkurlarda göstereceğini, işte diyaloglarını göstereceğini, düzeldiğini göster. Hani zaten karşı taraf seni bir kabalığınla tanıyor. Daha çok kibar ol, kendi kabuğuna çekin. Yapma yani, bırak böyle şeyleri. Ama bana Yunus Emre geçiyor. Geçiyor derken? Evet. Ama her bunları... hareketi geçiyor bana Yunus Emre. Her hareketi geçiyor. Hatalarıyla mı? Evet, her hataları da. Çünkü çok plan yapmadan yaşıyor Survivor hayatını. Ve o an ne gerekiyorsa tabii ki de Nisa zaman işte o iki hafta önceki, bir hafta önceki ya da oyunda yaptıklarını hiçbir şekilde kimse tasvip etmiyor. Orada sonuna kadar hatalıydı ama burada da işte gerçekten gönüllüler takımıyla ilgili içerisinde bir yara var. Doğrudur, yanlıştır, hatalıdır o yarayla ilgili, ona bir şey demiyorum.
Bunu da her zaman dile getiriyor. Saklamıyor bir şeyleri, gizlemiyor. Ben Yunus Emre zaten performansını da aşırı derecede yükseltti. Oradaki Yunus Emre ile buradaki Yunus Emre arasında belki yani yüzde olarak herhalde 2,5 kat falan vardır. İyi bir araştırmak lazım. Orada %25'lerdeyse burada 50'yi geçmiştir yani bence. Bir bakmak lazım. Evet, devam evet kesinlikle. Devam edeceğiz ama gerçekten kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Evrim Yasin konusuna özellikle konseye gelince tekrardan değineceğiz. Ama şimdi oyun alanına dönüyoruz. Oyun alanında iki takım arasında bir atamıyor gerilim vardı. Onu bir izleyelim, üstüne konuşmaya devam edelim. Ve Mert avantajı elde etti şimdi. Avantaj Mert'te. Cemo gel, atamıyor Cemo gel, atamıyor gel. İki elle dene kanka. Yes. Cemalcan bir, Mert bir. Aa, aa. Çabuk 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 Mert. Atan kazanacak. Cemalcan. Yes. Yes. 2-0. Gayet güzel. Çok ağır. Ya çok ağır ya. Aşırı ağır ve o şey. Bravo. Çok iyi. Hangisi ağır? Fazla fazla. Yol tutmak gerekiyor. Ne doğru. Kesinlikle yan tarafa atamıyor, yapamıyor demeniz lazım. Berkan atamıyor, atamıyor dedin değil mi? Ben oynarken, atarken. Atamadı dedi. Şey, evet. Gençler, bundan sonra yapmıyorduk. Berkan başlattı tekrar. Atamıyor, yapamıyor lafı duyarsanız Yasin sakın dönüp de artistik yapma zaten bak söyleyeyim. Zaten bir şey demeye hakları yok yok. Hiçbir şekilde bu sefer bozuşuruz bak söyleyeyim. Tamam doğru söylüyor Berko, yapmayın ya. Temo gel, atamıyor Temo gel, atamıyor gel. Ha, yapmayacağız tamam mı? Tamam. Özür veririz. Tamam. Okey tamam. Peki yapmayacaksanız okey. Yapmayacağız. Tamam. Ama yaparsanız olay. Biz de başlayacağız tamam. Yapmaya. Herkes kendi takımından sorumlu tamam mı? Tamam. Okey. Aynen aynen. Hadi güzel. Hadi içime de durdur. Hadi git de gel. İki tane top var. Ah. Bir de burada. Bak, burada. Bir de altı böyle çapraz olan tahtalar. Nisa o. Sonda hızla. Hadi git gel. Hadi Elif. Hadi. Hadi Elif. Hadi. Hadi. Hadi başla. Tamam. Döndür. Döndür. Bravo. O da atamadı. Ne var ki önde? Onlar bayağı var. Atamıyor, atamıyor, atamıyor. Şey yapmıyor. Tamam da o da atamadı. İşte o da atamadı. Hadi. Oturduğumuz yerden yapabiliriz ya. Mert abi atamıyor tamam ama o da atamadı. Ama onu engelleyemeyiz yani. Ya kanka şöyle bir sorun var. Yok, benimle alakalı muhabbet dönünce ister istemez atamıyor atamıyor muhabbetine atıcı etkileniyor her zaman. Yapalım diyorsanız biz de yapalım. Ya da hiç yapmasın. Ya atamıyor atamıyor ama değil de o atamadı. Elim oyununa gerek yok abi. Atamıyor ya da atamadı. Bir alakası yok. O enerji var ya çıkan enerji. Mert, ben ondan bahsediyorum. Mert. Yani bence fazla olmadığı takdirde bence devam olsun. Tamam, okay. Bilgi verme amaçlı. İtici olmadan. Vardır yani. Mert. Abartmadan. Bilgi verme amaçlı yok. Araya geçtiğini ama olmadan. Hissediliyor yani. Abartmadan hayır. Bilgi verme mi? Başka bir şey mi? Onu anlıyorsun tamam. Mert ver. Aynen öyle Mert. Doğru. Kardeşim yok kimse. Kim herkes kim takımda. Sadece bilgi ver. Bilgi verme amaçlı okey. Bilgi verme amaçlı okey. Ama atamıyor değil. O atamadı. Onun iki tanesi var. Onun bir tanesi var. Devam. O olur. Tamam. Senin dediğin bir demin atamıyor. Değil mi? Evet abi. Çirkinleşmek yok ya tamam. O da atamadı. Sizin geçen yaptığınız ne? Ya dur oğlum ya. Kavga etmiyoruz ki oğlum. Bir şey diyeceğim. Biz kavga etmiyoruz ki. Sus sen de be abi. Bana yükselme. Oğlum ikilerini kavga çıkaracak bir şey söylüyorsun ya. Olur mu herifleri? Oğlum bir şey Emre'den adamlar. Ben adamla kavga etmiyorum. Bir şey konuşuyorum. Sen öyle biliyorsun kavgayı çıkartıyorsun. Ben konuşayım. Bitirin konuşmam. Ondan sonra git kavga net. Tamam. Anlaşalım mı? Abi takıma gelip bir şey söylüyorlar. Orada hayır. Genel bir şey hayır. Konuşuyoruz. Alın mı üstte ya? Benim lafımın arasına girme. Ben adamla kavga abi adamlar geçen gün beni protesto ediyor da 80'ler partisine girdi. Gitti anladın mı? Şimdi bizi görmediğimiz bir yerde galiba ya da benim kaçırdığım bir yerde atamıyor anlaşması yapılmış. Siz yani öyle bir şey denk geldiniz mi? Gelmedik. Ama yani aslında sanki yapmayalım böyle şeyler tarzında bir konuşma olmuş gibi hatırlıyorum ben. Bence çok saçma. Bence de yani, çok saçma. Yani sen şimdi 17 metre bench uzaklığından atamıyor deyince şey mi olacak yani hata mı olacak Survivor'da? Yani biz Survivor'da neler gördük? Olmazsa olmazı zaten biraz rekabetçi ruhuna bile ters evet. Orada yani biraz tabii ki de. Bize zaten Berkan orada tamamen Cemal Can'a bilgi amaçlı bak hala atamıyor. Gel atışlarını yap yani bilgi amaçlı demiyor mu? Ben mi yanlış? Yönlendiriyor şöyle, tabii evet. Sadece yönlendiriyor Berkan'ı. Yine burada yenilen taraf isim fark etmiyor. Herkes artık bunu yapmaya başladı Survivor'da. Kup takıyor mağlubiyetine. Yani iki tane Berkan'ın atamadı atamıyor hala hani Cemal Can'a bilgi amaçlı verdiği bilgi, yani söylediği sözü bile Mert kendi bak konsantrasyonun bozuldu. İşte buna bir yenilgisine bir kulp arıyor durumuna getirdiler Survivor'da.
Bunun üstünden de yok biz hiçbir şey konuşmayalım. Herkes sessiz olsun. O zaman nerede bu Survivor'ın rekabetçi ruhu derim ben de. Bana biraz ters geliyor. Bana da şöyle yani. Geçenki fazla mıydı? Ama Acun abi konseyde anlatıyor zaten. Yani bu var diyor. Yani evet. Bu bir kural. Atamıyor diye bağırabilirsin. Evet, bunun ilk defa biri başlatabilir. İlk defa duyduğun zaman şaşırabilirsin. Bununla ilgili bir tepki verebilirsin. Ama Survivor'da var bu atamıyor muhabbeti. E şimdi sen ta bench'inden böyle bir atamıyor diye lafı duyduğun zaman bununla ilgili karşı tarafı da eleştirmek bana böyle fazla geliyor ya. Evet. Yani dibinden bağırdılar, hadi konuştun, eleştirdin, anlıyorum. Etkilendin, fazla etkilendin. Çünkü dibinden bağırıyorlar falan. Neredeyse adam burandan bağırıyor ki var, o da var. Hani sen ondan değil de bundan bahanesi, yani Mert'in buradaki bahanesi bana çok fazla geldi. Her zaman zaten bir Mert bahane. Hani sürekli kararı kaybettiğin zaman. Evet, herkes zaman. Ya bizde de vardı zembor işte atamıyor. Evet. Ya olmazsa artık böyle gülmeye başlamıştık. Yani Survivor'ın bence olmazsa olmazlarından bir tanesi bu. Her iki takım. Takım niye var o zaman? Beni bozmaz mı de biliyor musun? Beni evet. Daha çok gaza getirir. Tatlı tatlı atışmalar tabii ki de olacak. Hayır, bana atamıyor desin biri daha çok atarım. Şey mi dememiz lazım? Ah Mert'cim bir saniye, sakın moralin bozulmasın, motivasyon düşmesin. Mert, uyarıyorum seni şimdiden ama işte Cemal'cim Mert atamıyor. Hani sen, burada bir yönlendirme vardır sonuçta. Evet. Ne demek işte rahat ol, işte daha rahat atışlarını yap, stres olma, Mert daha atamadı. İşte birincisini attı, ikincisini ya söylenmesi gerekiyor zaten. Zaten kendileri de zaten ona geliyor. Zaten böyleyse zaten öyle. Yani zaten böyleyse yapılabilir diyor en son artık konuştuktan sonra iki dakika. E zaten Berkan'ın da yaptığı buydu tamamen. Evet. O zaman sen kendi eline kulp takmayı bırak. Bütün herkes için konuşuyorum yani, sadece Mert için değil. Burada Mert üzerinde konuşuyorum. Yani biraz bu Survivor'ın her zaman diyorum bunlar tadı tuzu biberi yani olması gerekiyor. Olmaması asıl bence saçma. Nasıl olmayacak ki? Evet. Sadece dünkü tansiyonun yükselmemesi adına güzel bir tartışmaydı aralarında. Dünkü tansiyon da sonra zaten başka şeylerden dolayı yükseldi. Yunus yani. Emre'nin bir yükselmesi var. Mert'le konuşmaları var onunla. Evet. Onunla ilgili bir şey söyleyecek misin? Yani söyleyeyim mi? Barış, Barış geliyor orada diyor ki yani İrem'in bağırması gibi mi? Bir atamıyor oradan bahsediyoruz aslında biz diyor. Ünlüler takımına. Ünlüler takımı da evet diyor. Hani Yunus Emre de orada hani o kadar uzağa gitmenize gerek yok. Geçen hafta sizin yaptığınız neydi diyor. Bir anda yine Mert, hani sanki bir tek Mert konuşabilirmiş gibi. Ünlüler takımından gönüllerle bir tek Mert mi konuşabiliyor? Böyle bir kaide mi var? Ya aslında onu söylemek istemedi o. Yani şu an ortalığı alevlendirmene gerek yok fazla. Çünkü karşı takımdan bir atak gelecekti Mert, ona. Yunus Emre'ye benim gördüğüm kadarıyla ve bu yaşımın verdiği, hayatın verdiği bana tecrübeyle üst pencereden bakıyor. Tamam, üst pencereden. Mert, Yunus Emre'ye üst pencereden bakıyor. Bunu da ben her seferinde bana geçiyor Mert'in. Peki Yunus Emre'nin burada normal iki medeni gibi konuşurlarken biraz kavgacı tarzı çalışıyor. Yok mu? Bak, bana, dediğin de doğru. Geçen hafta sizin yaptığınız neydi diyor da. Hani sen şimdi Barış 2 ay önceki şeye gidiyorsun, olaya gidiyorsun. Onu örnek veriyorsun hani İrem'in yaptığı gibi mi? Ben de sanıyorum sizin geçen hafta yaptığınız neydi Yunus diyor. Emre zaten orada takık. Evet, onu takık. De, evet. Geçen haftaki olayı unutamıyor. Bu senenin çünkü tap noktası. Ben geçen hafta ya Yunus Emre'ye yapılan atamıyordu. O zaman onu konuşalım önce. Yani sen o örneği vereceğini geçen haftaki örneği ver demeye çalışıyor. Mert hemen araya giriyor yine. Yine Mert kendi takımındaki birini öyle ya da böyle gönüllüler takımına karşı küçük düşürüyor. Benim gördüğüm bu. Ya susturuyor tamam. Falan. Susturuyor. Ya tabii bir yerde haklısın ama yani orada bence Mert'in birazdan müdahalesinin sebebi daha çok konu uzamasın. Sonuçta bir oyun var. Hani oyunumuza bakalım karşı taraftan çünkü bir tık bir laf gelse Mert tekrardan alevlenecek orada. Yunus Mert alacağını aldı. Mert alacağı neydi? Oyunu kaybetmiş. Algıyı dağıttı. Evet. Karşı tarafı baskıladı. Evet. Bir daha kimse bağırmasın yoksa böyle olur şöyle olur dedi. Alacağını aldı. Yunus Emre'nin oradaki gerek kalmadı. Evet. Gereksizdi onun için. Tamam buna gerek yok dedi. Çünkü o amacı başkaydı orada ama diye düşünüyorum. Ama Mert'in yani. Şunu bilmesi lazım. Orada herkesin eşit hakkı var. Yunus Emre de konuşabilir. Senin konuşabildiğin kadar ne bileyim işte Elif de konuşabilir. Aycan da konuşabilir. Mert'in böyle her şeye takımın sahibiymişçesine atlaması bana ters ve yanlış geliyor. Şu oyuna dönelim. Oyundaki performanslara bir bakalım. Gökhan müsaitsen. Dünkü oyuna tabii bakalım. Ben çıkardım, başlayayım mı? Aa tabii başlayalım. Şimdi Cemal'cim. Zaten çıkar. O adam değil. 3'te 2'ler, 2'de 1'ler falan anlamında. Evet. Yani karşı takımda performans açısından daha iyi tabii skor olarak. Elif vardı. Çok güzel oynayan. Ben bazen Elif'in atışlarını çok garanti görmüyorum ama evet. Bu oyunda en çok güvendiğim atışlara sahipler hani kişilerden bir tanesi de Elif'ti. Yunus Emre'nin çok iyi bir geri dönüşüm var. Benim için Yunus Emre de favorilerimdendi. Aycan toparlıyor. Zaten biraz daha böyle mental açıdan da düzelmeye başladı. Daha iyi de geri dönüşümleri olacaktır oyunlara karşı. Ersin zaten benim için her zaman iyi. Karşı takımda bir Cemal Canımız vardı. Canım Cemal Canıcığım. Çok tatlı bir karaktere ve renkli bir karaktere sahip. Her Survivor'da olması gereken bir yarışmacı bence. Bir de Barış vardı. Barış biraz daha böyle görünmez gibiydi iki hafta. Bu oyunda biraz daha sanki geri dönmeye başlamış gibi hissediyorum. Biraz sakatlıkları vardı. Evet, sakatlık. Yine eski performansına falan gelecek gibi dönecektir. Yani dünün
şifresi iki oyun kaybeden gönüllüler takımındaki üç kişi Nisa, Evrim ve Ardahan. Yani ikişer oyun kaybettikleri için zaten oyun direkt. Yani evet, şöyle baktığım zaman bende herkes homojen. Yani mesela ünlüler takımında herkes oyun kaybetmiş. Evet. Tabii. Ama oyunu kazanıyor. Sercan'la Mert ikişer tane kaybetti. Diğerleri üç oyuna çıkıp birer tane kaybettiği için. Yani Sercan'la Mert'in ikişer oyun kaybettiği bir günde evet, takım oyun kazanıyor mesela. O da bir şey. Evet. O da çünkü Nisa ve fazla. Evrim'in %33 ile oynamasından kaynaklanıyor. Evet. Kadınlarda fark geliyor. Evet, evet. Mesela oyuna çıkıp tek oyun alamayan Ardahan olmuş. Ardahan hak veriyorum. Ardahan hem şeyde oynamadı. İlk oynanan avantaj oynadı. Hem de ilk seçmelerde yoktu. Evet. Yani Ardahan oyuna girdiğinde herkes bu oyunu ikişer üçer kere oynamıştı. Hani orada da çocuğun hakkını yemek lazım. Evet. Puzzle'da falan çünkü ilk defa oynadı. Şimdi şeye geçeceğiz. Dün bir de ünlüler takımında hani şimdi biz gönüller takımındaki çatırdamayı görüyoruz ama ünlüler takımında aslında şöyle bir çatırdama var. Daha programın başlarında, Survivor'un başlarında Mert hakkında konuşan ünlüler takımı gördük. Yani önce iki kız konuştu, sonra işte bütün takım konuştu, orada Mert yoktu. Bir neler konuşmuşlar önce izleyelim, üstüne biz de konuşalım. Ersin 3'te 1 yaptı, bir tane sayı aldı yanlış hatırlamıyorsam, 2 tane alamadı. Fakat oradan döndükten sonra onun işte sembolü şeyini, puzzle'ı yanlış yaptı, öbürünün atışı yanlış oldu. Ya dedim kardeş gözünü seveyim ya. Bu arada Ersin'le ben kavga etmem edersem de bir dakika sonra barışırım ya. Ersin benim çok yakın arkadaşım burada. Dedim ki bir dur ya, bir sakin, ona bir laf yapma etme, germe ortalığı. Derken ben hani bu konuşmaları yok rüzgardan, işte Sercan'ın puzzle'ı rüzgardan devriliyor muymuş neymiş bir şeyler anlatıyordu. Hayır dedim ben. Bir tartışma oldu böyle Ersin aramızda, oradan Elif atladı. Evet Ersin haklı falan. Ama ben de ondan sonra çıldırdım tabii yani. Bu şartlarda, hani Survivor'da karakteri çok değişen bir Mert. Hani gerçekten başlardaki Mert şimdi yok. Stres anında kendini yönetemiyor olabilir, gergin bir yapıya sahip olabilir. Ama ben de çok yoruldum. 38 yaşındaki adamı idare etmekten gerçekten bu şartlarda ben de yoruldum. Kendisine bu kadar yapıcı yaklaşırken onun bana bu şekilde tavır ve davranış sergilemesi, özellikle bunu oyun alanında yapması bütün takımı etkiliyor. Beni artık daha fazla etkiliyor. Mert'in hep şey yaptığı şey bu. Mesela ben işte biz tartışıyoruz ya şimdi. Mesela Elif'le Mert genelde bu aralar hep birbirine laf söylüyorlar ya Mert. Söylüyor kampa geliyoruz. Kusura bakma Kardo, özür dilerim. Evet. Gerçekten seni hani sen benim canımsın. Hani canım olmasan yoksa daha kötüsünü yaparım. Onu da söylüyor. Bench'e çıkıyor, yine aynısını yapıyor. Sercan çok gel gitli bu. Ben o kendisine çok söyledim. Bak bunda çok uğraşıyor. Yani uğraşıyor soru. Kanka, Kardo. Ya olmuyor. Mesela bir böyle işte bazen şöyle oluyor abi. Net konuşmak lazım. Ben bazen kuruluyor mesela bir insan. Olmuş olabilirim. 38 yaşındaki adamı ben yani çok fazla idare ettiğini düşünüyorum. Hatam olmuş olabilir. Olduğunda da özür de dilemişimdir. Bugünkü sadece son şeydi. Yani artık kırılmaya başladım. Kırılıyorum. Kendisi hani kendisinin gerçekten hani biraz agresif olduğunu biliyoruz bunu da. Ama bazı şeyleri kontrol etmesini bilsin o da. Hani gerçekten ben burada nasıl en küçüğüysem sizden nasıl saygı duymamı gerekiyorsa nasıl onu kontrol edebiliyorsam o da söyleyeceği şeyi kontrol etsin bunu. Hani ya ben agresif bir insanım, ne dediğimi bilmiyorum diye işin içinden çıkıp gitmesin. Yani bir kadın olarak sıkıntı değil. Mesela ikinci kadın da var. Üçüncü kadın da olsa bak, gitmeyen de olsa, aşkın da olsa. Yani Mert'in bu sorunu üç kadın içerisinde var. Ben de diyorum ki bunu düzeltin kendi aranızda mesela. Elif'le sıkıntın varsa onu. Ben bugün konuştum mesela her şeyi. Dedim ki sen çok üstüne gidiyorsun mesela. Ben ona sadece Aycan, Elif. Yani ikisi için de yani. Şu an 3 ay geçmiş. 3 ayı geçiyor da. Şu an tahammül seviyemiz daha azaldı. Evet, şimdi biraz konumuz burada Mert olacak. Çünkü Mert'le ilgili arkadaşları Mert'in olmadığı bir yerde, hem de bütün takım arkadaşları, ki Mert'e yakın isimler de Sercan ve Ersin, onların da bulunduğu bir ortamda Mert eleştiriliyor. Yaptığı yanlışlar konuşuluyor veya kendilerine göre olan yanlışlar konuşuluyor. Bununla ilgili yorumlarınızda Melisa seninle başlayalım. Sen nasıl görüyorsun? Haklılar mı yoksa Mert'i çekip konuşmaları mı daha doğru olurdu? En azından bütün bunları yüzüne söylemeleri mi? Ama Mert bunu kabullenecek biri mi? Yani bir sürü soru işareti var burada. Yani ben Mert yokken bu konuşmanın olmasını pek fazla doğru bulmuyorum. Çünkü neye fayda? Siz bunu Mert'e söylemedikten sonra diye düşünüyorum. Aynı zamanda not almıştım. Mert oyun kaybettiği zaman, diğerleri kazandığı zaman hani dünya yansı umurunda değil pozisyonda olan bir Mert görüyoruz.
Ama Mert oyun kazandığı zaman, diğer takım arkadaşları onun gibi oyuna katkı sağlayamadığı zaman harlayan gürleyen bir Mert görüyor. Çünkü neden? Emeği boşa gitsin istemiyor. Hı hı. Yani bu durumda biraz da empati yaparak takım içindeki arkadaşların da anlaması gerekiyor. Çok kendini oyunlara veren bir Ersin var. Oyunları çok ciddiye alan, çok profesyonelce bakan bir Elif var. Tabii ki de oyun kaybetmek istemeyecekler. Eleştiride bulunacaklar. Oyun hakkında taktik verecekler. Bunlar yargılamak veya hani seni küçük düşürmek için değildir zaten parkur alanında. Biraz da eleştiriye açık olmadığı sürece Mert bu eleştirilere her zaman maruz kalacaktır. Evet. Yani sen şey diyorsun, Mert Gali kendi oyunlarını aldığındaki ruh haliyle kendi oyunlarını kaybettiği ruh hali tamamen farklı yansıtıyor takıma. Evet, aynen takıma. Böyle söylüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Takım yani Mert biraz kendi oyun aldığında bambaşka bir Mert oluyor oyun alanlarında. Kaybettiğinde de ya çok da önemli değil. Hani zaten hani biraz değişkenlik gösteriyor bence de kendi içerisinde. Sercan hani artık 3 ay oldu. Tahammül süremiz artık, tahammül seviyemiz de düşmeye başladı diyor. Bu da çok doğru bir yorum. Çünkü Survivor işte insanların psikolojisinde de, fiziklerinde de, akıllarında da her yani her zerresinde insanlarda gitgide daha çok zorlaşır. Yani aslında Birleşme Partisi'nden sonra kolaylaşıyor gibi gözüküyor ama orada kalmış olmanın verdiği yani o süre uzadıkça insanlar hem mental olarak hem fiziki olarak daha çok düşmeye başlıyorlar. Bu yüzden de yani belki Survivor'ın ilk bir ayında batmayacak konular şimdi yarışmacılara batmaya başlıyor. Çünkü tahammül seviyeleri gerçekten düştü. Bir de bir şey soracağım insan sözünü tabii. Kesiyorum. Bu araba oyunu en son ne zamandı? Yani tahmini kaç hafta oldu? 5 hafta bir, oldu. Bir, hafta. Beş hafta. Bir, ay, bir ayı geçti mi? Dokunmazdık. Çünkü evet, orada bir sözü vardı Elif'in. 3 haftadır falan Mert hani şey gibi değil, mental olarak düşük. Aslında bence araba oyunundan sonra mental olarak rahatlayan bir Mert var. Hı-hı. Hani mental olarak düşen bir Mert yok bence. Biraz daha rahatlayan bir Mert biraz var. Biraz misyonu tamamlamış gibi mi? Hani Survivor'a geldim. Hı-hı. Güzel bir ödül de kazandım. Hı-hı. Bundan sonrası artık olursa olur yok, gibi. Yok ben öyle düşünmüyorum. Ya tabii ki de öyle değil ama biraz daha rahatlamış bulurum. Yok, o eski hırsına geri dönmesi lazım. Mert'in ben sadece kafasındaki şeyin şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Hiç arabayı unutmuştur bile. Ama mesela Ezgi o gün şey dedi. İlk çıktıkları zamanlarda Mert biraz daha şey oldu. Rahatladı. İşte zaten ilk hedefi Birleşme Partisi'ydi. Olursa olur olmazsa olmaz diyormuş. Belki onların için bir taktik de olabilir bu. Aynen. Mert'in düşündüğü. Mert'in yani... Hani beni çok fazla kayla almayın rakip olarak. Hani ben şampiyonluk düşünmüyorum da hani beni bir aklınızdan silin. Hani rakip olarak görmeyin falan mı diye düşünüyor acaba? Belki öyle de olabilir. Bir strateji. Ama yani strateji olabilir. Yoksa ben Mert'in kafasındaki şeyin sadece şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Arabayı da çoktan unutmuştur. Oradaki araba kazandım zaten ne kadar gidersem o kafada değil Mert. O kafada olan biri bu tarz hamlelerde bulunmaz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela Mert'le benim izlediğim bilmiyorum yani katılırsınız katılmazsınız ama Mert'le adada yaşamak için sanki böyle bir şeyleri alttan almak lazım. Hani Mert'le aynı adada yaşıyorsan bazı şeyleri hor göreceksin. Yani şey göreceksin. Görmemezlikten göreceksin. Ya çünkü Mert biraz zor biri olabilir. Hı-hı. Özellikle Survivor'daki yaşantısından bahsediyorum. Çünkü böyle takıntıları var, istekleri var, dediğiniz şeyleri var, özellikleri var. Kazandığı zaman mutlu, kaybettiği zaman mutlaka bahane arayan. Ondan sonra takım arkadaşlarına devamlı bir şeyler bulan ama kendi hatalarını hiçbir zaman görmeyen. Hı-hı. Kendini bazı konularda diğer arkadaşlarından yüksek gören, yönetici gören, işte grup toplandığı zaman her zaman Acun abiye yakın olan, o grubun başında duran, o grubun lideri gibi gözüken ve lideri olan aynı zamanda gibi özellikleri var. Kolay değil ama arkadaşları da şimdi Elif mesela diyor ki ya ben artık 38 yaşında bir adamı idare etmek istemiyorum diyor. Yani bu ne demek diyor? Ben 3 aydır idare ediyorum aslında bu. Alttan evet, alıyorum. Ben 3 aydır idare ediyorum ve artık idare etmek istemiyorum diyor ki bence en şifre cümle orada o. Evet. Bizim izlemediğimiz görüntülerde zaten Mert'le bir konuşması var yine Elif'in. Bundan sonra Mert ondan bir özür diliyor. Ama diyor ki biz diyor Ersin'le tartışırız barışırız aramıza girmemize gerek yok diyor. Niye girmesine gerek yok ki mesela? Yani haklı gördüğü bir durumda Ersin'i savunamaz. Tabii. Yani Mert'i eleştirmek suç mu yani? Mesela yarın öbür gün belki ya şu anki görüntüde işte yani bir yandan da veriliyor şu an nette. Yarın öbür gün aynı konu başka bir şey olur. Bu sefer sen çok haklısındır. Arkadaşların senin yanına durur. Aynı tepki verecek misin? Siz girmeyin diyecek misin mesela? Ya da şundan olabilir mi insan bu? Sürekli her şey susmalarından bir anda Elif'in böyle davranmasını belki yadırgamış olabilir mi? Yani tabii ki öyle de şimdi konuda şu var. Yani Ersin'le tartışıyor ve arkadaşları Ersin'in yanında yer alıyor. Tabii ki de. Kimse girmesin diyor. Niye kimse girmesin? Yani belki de senin bilmediğin bir konu. Belki sen de özür dileyeceksin sonunda. Belki evet herkesin gözünde onlar haklı. Yani biz ikimiz tartışırken kimse konuşmasın. Bana burası bir acayip geliyor. Mesela şey de var yine görüntülerde yok şu an ama dün akşam izlerken gördüm.
konsey konuşuyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyorlar daha oyuna çıkmadan. Mert oturmuş herkese şu hesabı yapabiliyor. Şimdi karşı tarafta zaten diyor kızlar yazılmaz diyor. İki tane şey var. Barış muhtemelen birinci olur diyor. Muhtemelen ya bu ya bu ya bu aday çık. Geçen hafta bunları niye saymadınız? Evet. Geçen hafta farklı mıydı? Geçen haftadan bir şey mi değişti? Kural mı değişti? Gönüllerden biri mi gitti? Yok. Aynı geçen haftanın fotokopisi. Siz niye bu hesapları geçen hafta oturup yapmadınız da şimdi bu hafta zaten Barış birinci olur. Kızlar gitmiyor. Muhtemelen şunlar 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 aday olur. Biz de ona göre aday çıkarırızı konuşmadınız da Mert ben aday olmak istiyorum diye aday çıktı da yani bizim masalarda bir hafta boyunca yanlış strateji diye konuştuğumuz şeyi şimdi niye konuşuyorlar? Mesela ben ünlüler takımındaki diğer fertleri de merak ediyorum. Yani Mert ne derse onu konuşuyorlar. Siz konuşun. O da konuşmadan bunları konuşun mesela. Çok ilginç geliyor bana. Şimdi az önce bir görüntü atladık. Oyun alanına tekrardan dönüyoruz. Evrim'in oyun kaybettikten sonra özellikle tam oyunu, bütün oyunu kaybettikten sonra bir serzenişi var. İzleyelim. Benim de söyleyeceğim birkaç bir şey var üstüne. Her yere çarptı. Delik harici her yere çarptı. Tamam sakin ol. Ya ne olacak ya? Abi ben açım ya. Erzak gitti. Açım ben. Açım. Açım. Açım ya. Erzağın peşindeyim ben. Herkes önce kendi için bir sayı alacak. Ondan sonra dokunulmazlığı oynayacak. Evet, doğru söylüyorsun. Kendinle alakalı mı konuşuyorsun? Herkes için konuşuyorum. Bir ortaya konuşma o zaman bu saatten sonra. Bu sakin ol ya. Ben sana da bakıldı. O iyi gitti, sorun yok. Bir tane. Evet. Abi ben erzağın gittiğine mi yanayım? Tamam. Dokunulmazlığın gittiğine mi yanayım? Yorgunluğuma mı yanayım? Dokunulmazlık neye gitsin abi? Yarın bir oyun daha var. Abi bir insan yazacaksın yani. Onun tamam, stresi var. Ben gitmeyeceğim. Evet biliyorum Nisa da gitmeyecek ama stres var yani. İstemiyorum ben konsey. Erzak gitti. Bir hafta ne yiyeceğim ben? Vallahi açım ya. Tamam, sen aç yemeyeceğiz aç. Kozanat yeriz bir şey. İki avuç ödül oyunu kazanamazsak ne olacak? Kazanacağız oğlum bu bir... Bu vallahi ben açım ya. Bu nazar boncuğu olur. Önce Can ya. Sonra Canan. Evet bu konuya da birazdan gireceğiz ama şimdi Evrim'in kaybetmesi, Evrim'in serzenişleri. Yani ilk defa mı oyun kaybediyorsunuz? İlk defa mı dokunulmazlık kaybediyorsunuz? Dokunulmazlık kaybettikten sonra yemek, konuşmak ne kadar doğru? Aynı zamanda bu oyundaki performansları şöyle alt alta üste sıraladığın zaman zaten hani evet. Evrim 3'te 1 yapmış. Orada mesela 3'te 2 yapan Cemal Can var, Barış var. Yani onlar konuşmuyor, onlar serzenişte bulunmuyor. Sen ki Aycan'ı en son isteyerek, bilerek oynamak istiyorum, Aycan'la oynamak istiyorum deyip çıkıp oyunu kaybediyorsun. Ve bu kadar da konuşuyorsun. Yani bir tezatlık yok mu burada? Zaten bir tek üstüne düşen görevi burada yapamayan bir Ardahan var. O da dolayısıyla çıktı parfümü ısınık olmadığı için. Bakıyorum Yasin 2'de 1 yapmış. Üstüne düşen görevi tamamlamış. Bakıyorum burada kim var? Berkan 2'de 1 yapmış. Barış 3'te 2'sini yapmış. Diğer tarafa bakıyorum. Elif 3'te 2, Evrim 3'te 1. Aycan 3'te 2, Nisa 3'te 1. Herkes üstüne düşen görevi yapsın diyorsun. O zaman da senin en az 3'te 2 yapman gerekiyordu. Herkes bir oyununu alsın. Bir matematik var. Herkes bir oyununu alsın diyor. Sonra dokunmazlar. Ya burada neye kızıyor? Almış. Evrim neye kızıyor? Hangi arkadaşına kızıyor mesela? Evrim o zaman bir tek Ardahan'a kızabilir. Evet, bir tek Ardahan'a kızmış olabilir. Herkes oyununu alacak deyince tek tamam. Tek 2'de 0 yapamış. Şimdi Ardahan'a kızıyorsun da Ardahan avantajı çık. Az önce söyledik. Evet, avantajı çıkmış. Oyunun ilk turunda oynamamış. Herkes parkuru 2 kere hatta 3 kere oynamış. Ardahan sonra çıkıyor. Ben ama biraz final oyununu kaybedinceki serzenişleri diğer bütün oyunun içindeki kayıplardan ki serzenişlere göre biraz daha hoşgörüyle bakabiliyorum ama bu hoşgörü, fazla. Bak hoşgörüyle bakıyorsun ama ben bak şunu bekliyorum. Aycan'ı istiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Aycan tamam Aycan'ı sen al diyor Nisa bırakıyorlar. Aycan'ı alıyorsun. Sonra kaybediyorsun. Bütün oyunu kaybediyorsun. Evet. Final kaybı. Ya özür dilerim dersin. Arkadaşlar bugün 3'te 1 yaptım. İstediğimi de bana seçtirdiniz. Evet. Onda da ben kaybettim. Özür dilerim demek yerine. Evet. Ya sanki böyle üste çıkma durumu var Evrim'de. Ben mesela dün Evrim'in hatalarından birinin bu olduğunu düşündüm. Hani ondan sonra zaten konseyde iki tane daha hata yapacak. Birazdan oraya geliyoruz ama ben buradaki tavırlarını anlamış değilim valla. Yani hemen geçelim hatta. Yani burada hemfikirsek çünkü üstüne konuşacak evet. Pek bir şey yok. Yavaş yavaş konseye geçiyoruz. Değil mi? Yanlış değilim değil mi Ceren? Konseye geçiyoruz. Yasin Evrim olaylarını bir de konseyde Acun abinin uyarılarından sonra Evrim'in özellikle yaptığı şeyler üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Önce izleyelim. Çok üzgünüm. Öncelikle eğer... Ben kadınlara karşı herhangi bir art niyetim yok. Adada en iyi anlaştığım insanlardan biri zaten Evrim. Kendisi de bilir. Kendisini de severim. Ondan sonra şimdiye kadar daha önce de bu durum başıma geldi. Ama o durumdan sonra kendimi düzelttim. Zaten bunu da
gösterdiğimi düşünürüm. Benim artık bazı şeyler burama dayandı. Ben bu takım için gerçekten çok şey yaptım. Yani amacım orada zaten takımın galip gelmesi, hırsım, mücadelem, hep her şeyim takım için. Bundan sonra da takım için olacaktır. Bugünkü sesinin yükselme sebebi tamamen oyunu kaybetmesinin vermiş olduğu üzüntüydü. Hani ben olduğum için ya da bir başka bir kadın olsaydı hiç fark etmez. Hani özellikle erkek de bağır... erkek de olsaydı. Hani özellikle bağırılmış bir durum değil. Yasin benim babamın oğlu değil. Ayrıca benim burada en güçlü rakiplerimden biri. Ben onu korumuyorum. Ortada benim de gözümle gördüğüm bir doğruyu söyledim. Art niyeti olsaydı, elimde böyle bir fırsat varken ben onu yerin dibine sokar, üstüne de toprağı atardım. Kadın erkek ayrımı yapmam diyorsun. Biz de yapmanı istiyoruz. Konu bu zaten. Güzel bir örnek verdin. Cemal'e de, Barış'a da, Ardahan'a da bağırdım dedin. Onlara bağıracağım gibi evrime bağırdım diyorsun. Biz de zaten bu yüzden müdahale ettik. Ben avaz avaz bir kadına bağırılmasını istemiyorum. Yani ben bağırınca hakaret etmiyorum. Bağırıyorum sadece. Neden bu kadar büyütülüyor ben onu anlam veremedim sana. Yani. Tamam, bir örnek vereceğim. Survivor seyrettin mi sen hiç? Ettim. Bana kadına bağıran bir tane yarışmacı söyle. Böyle yüzüne gidip bağıran bir tane yarışmacı. Ben görmedim. Ben de. Sen bir kere orada sinirlendin mi, sinirlenmedin mi? Biz oradan başlayalım. Sinirlendin mi mesela? Sinirliydim, evet. Tamam. Ben de seni bu konseyde uyardım mı? Evet, dediniz. Evet. Bu konuda sen de söz verdin. Bunu da hatırlıyor musun? Evet, bağırmayacağım dedim. Tamam. Bunun kadın düşmanlığıymış, bilmem ne. Öyle bir niyetin yok. Kadın düşmanı değilsin. Tamam, kadınlarla aran çok iyi. Bağırarak iletişim kuruyorsun diyelim. O da okey. Sen iletişimini bağıra çağıra kuruyorsun. Olabilir. Biz bu görüntüyü görmek istemiyoruz yani. Evet, tekrardan başındaki konuya döndük. Programın başında konuşmuştuk ama bir de konseyde konuşacağız. Şimdi Acun abi diyor ki Survivor daha önce olmadı gibi bir şey söyledi. Oldu da uyarıldıktan sonra olmadı. Yani tabii ki oldu. Yani kadına maalesef bağırışmalar, çağrışmalar oldu ama aynı şekilde uyarıldıktan sonra kesildi. Yasin'inki kesilmiyor. Devam. Yasin'inki devam ediyor. Hani Yasin benzeri yok. Çünkü Yasin yaklaşık 3 aydır evrime bağırıyor. Ama demek ki burada kusura bakma araya giriyorum da yani Yasin kadar evrim de suçlu. Dün suçlu. Bunu gördüm yani. Bak şimdi şöyle bir şey var. Kesinlikle. Bu şey gibi hani sabah programlarında bir kadın çağırır. Öyle bir örnek okudum. Aha. Yani yanlış anlaşılmasın, yanlış yere gitmesin ama. Sabah programlarında kadın çağrılır, kocası dövüyordur bir şeydir falan. Ondan sonra ben kocamı seviyorum falan. Yine de şikayetçi olmaz falan. Bu yanlış bir örnektir. Ya toplum için yanlış bir örnektir, tamam mı? Biraz evrim yani o tatlı. Tamam, Yasin çok seviyor olabilirsin sen. Tamam, Yasin'le aranızda değişik bir jargonla konuşma da olabilir. Sizin aranızdaki hani muhabbetler falan. Ama sonuçta bu bir televizyon programı. Hı hı. Sana herkesin içinde Yasin o şekilde davranamaz. Acun abi bu konuda da çok haklı şekilde uyarıyor. Sen şimdi bu uyarıyı almıyorsun evrim. Ya o zaman Acun abinin evrimi de uyarması lazım. Evet. Hani şunu demesen. Evrim. Artık ben bugün Yasin'i uyaracağım. Sakın sözüme de girme. Veya seni de uyarıyorum. Yasin'le bu şekilde konuşuyorsan sen de yanlıştasın. Ben ama bu konsey öncesinde konsey gelirlerken Yasin'le evrimin aralarında konuştuklarına tabii senin canım. Adının İhsan Tarkan olduğu tabii kadar eminim. Ya konuşma yani, hazırlanmış. Konuşma ben böyle derim. Konuşulmuş. Böyle bir şey ortaya çıkartılmış ama bu evrime eksi değil. Eksinin yıldızlı eksi. Yıldızlı eksi de yani eksinin tillahı mı? En büyük eksi yazdı yani evrime. Çünkü o zaman Yasin de der ki 2 gün sonra evrim sen de beni kusura bakma da normal karşıladın. Ben de bağırıyorum artık ne yapayım diyecek yani. Yani demek ki yani burası program olmasa. Evet. Burası yani Survivor olmasa, izlenmesek İkisinin arasındaki ilişkiler saçma sapan bir yere gidecek. O konuşmadan etkilenmiş yani. Evrim. Yasin ne konuştuysa bence. Ya niye etkileniyor işte? Etkilenmiş. Ya niye etkileniyor? Bak sen Yasin seviyor olabilirsin
Ama hatasını ben şey öyle sevdiklerini de düşünmüyorum birbirlerine. Ya, lütfen ya, biz bunu görüyoruz. Mı, seviyorlar mı? Ne abi? Acaba görüyoruz. Yasin tehdit mi ediyor hani şey anlamında? Yok. Aralarında yani belki bir anlamda değil. Yani. Hayır, önceden belki Evrim çok önemli bir şey söylemiştir Yasin'e. Duyulmaması gereken bir şeydir. Hani yaz bizim zamanımızda vardı mesela öyle bir şey. Biz kendi içimize konseye çıkacağımız zaman bunu yaparsan. Hatta şöyle söyleyeyim. Daha yarışmadan çıktık, bu böyle sürmeye devam etti. Bak sen şunu söylersen evet, ben de bunu söylerim. Sen şunu yaparsan ben de bunu yaparım. Ama Evrim orada hani şeyler de olabilir. Evet. Ha, kendini savunsaydı, tepkisini belli etseydi eminim Yasin bir daha yapamazdı. Ama yok, susan bir alttan alan. Yasin öldür. Ben bunu söylüyorum. Kesinlikle zaten alttan art niyet olduğuna inanmıyorum diyor. Niyet okuyucu muyuz biz hepimiz? Nasıl oluyor yani? Evrim'in tek dayanak noktası kesinlikle art niyet olduğuna inanmıyorum. O oyunun şeyiyle yaptı. Zaten başka neyle yapacak ki orada? Bir şeylere sinirlenecek ki birilerine bağıracak. Ve diyor ki evet. Bir insan durduğu yerde zaten bağırıyorsa delidir, onu zaten götürürsün yani, bir yere götürürsün yani. Ya dün akşam bence Evrim bütün kadınlardan eksi aldı bir kere. Evet, kesinlikle. Hani erkekleri geçiyorum, hani benden de eksi aldı falan ama bir kere bütün kadınlardan, ki onu çok beğenen kadınlar olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda çünkü Evrim'in yükselen bir performansı vardı. Hani diğer bazı yarışmacıların eksi durumları varken Evrim aslan gibi yarışıyor falan. Ama dün akşamki Evrim yani kendisine bağırılmış. Belki kendisine küfredilmiş. Ne olduğunu bilmiyoruz orada. Çünkü Acun abi oyundan atacak kadar sinirlendi o an. Yani böyle bir şeyi kimse hak etmez. Hiçbir kadın hak etmez. Böyle bir durumda kalkıp konseyde girip tekrardan ya işte öyleydi de böyle. Ya ne oluyor ya? Bırak ya, cezasını çeksin adam. Bir daha o da sana öyle yapamasın. Sen ne kadar memnunsun onun öyle konuşmasına kendine. Ya çok yanlış ya. Hani çok diyor yanlış. Ya, çok oyunun şeyiyle belki olmuştur. Zaten ya başka zaten ehli olabilir diyorum ilk ben. İlk defa mı Yasin evet, oyun kaybediyor böyle bağırıyor? Hayır, birçok kez oyun kaybetti ama ilk defa 2-3 kere oldu böyle tepki veriyor. O da sana tepki veriyor yani. Var demek ki bir şey. Koy tepkini ortaya. Yok yani. Çıldırdım ya, dün. Yılan konusunda da işte ya, yılan görüyor. Yılan sana bir şey yapmaz. Yani Evrim'e sürekli alttan. Evet. Yasin sürekli. Yani bu tabii şakayla karışık da söylüyor falan ama bu bağırmaları Evrim'in. Yani Acun abi de Yasin'i uyarıyorken bu kadar alttan alıp da ya olabilir böyle şeyler demesine ben şaşırıyorum. Ya bir şeylerden çekiniyor senin dediğin gibi. Ya da ne bileyim 3 aydır birlikteyiz Yasin'le. Düşene bir de ben vurmayayım mı derler. Yani öyle ben bir şey onun temiz kalbini biliyorum. Yani, tamam da bağırmasın kardeşim. Bağırmasın. Ya senin onun temiz kalbini bilmem başka bir şey. Peki Berkan onun bağırsa. Onun sana bağırıp bir şeyler söylemesi başka bir şey. Berkan bağırsa mesela ne olacaktı bu kadar Evrim'e? Böyle mi konuşacaktı Evrim'e? Bir de bu bir ters de tersinden bakalım. Yani. Onu ama temiz kalbini biliyorsa tabii başka bir şey olabilir. İşte o anlamadım ben yani. Şimdi burada yani temiz kalp çözüyor. Temiz kalp nasıl çözüyorsun sen zaten? Anlamadım biraz. İnanılmaz. O zaman Berkan konusuna girelim. Bir girelim. Sen bir kadın gözüyle nasıl görüyorsun? Sana yapılsa bu Evrim'in tepkisini gösterirdin? Şöyle söyleyeyim. Tabii şu an aramız kötü değil. Hı-hı. Bora bana aç gözlü demişti. Şu kadar küçük bir aç gözlü. Hı-hı. Ben orada çıldırmıştım mesela. Hı-hı. Ve zaten bu aç gözlü konusuna bir de bizim oyundan önce bir tartışmamız olmuştu. Bora ile birlikte işte oyun atıyor, atmıyor falan. Direkt Acun Bey ortaya girdi. Evet. Hani bizim olaylarımız da vardı. Ben yine tepkimi belli ediyordum. Bir daha Bora yaptım sana böyle bir şey. Söyledim. Yapmadı. Kesinlikle bir daha yapmadı. Evet. Yani böyle olması lazım ama tepkisini göstermesi lazım. Yok, olmuyor. Kendini de savunmuyor. Normalde kendini çok iyi ifade edebilen bir kadın yarışmacı. Yasin'e karşı evet kendini savunmuyor da hiçbir şey de anlamadım. Yani orada bir ya bir çekince var ya da başka bir korku var. Bilmiyorum işte SMS aman Yasin'e bir şey demeyelim de. Ki sürekli ilkiye giren de biri değil. Ben anlamadım, hala anlamadım. Mesela? Orada işte o yemeksizliğin verdiği, 90 günün zorluğunun verdiği bir durum. Yok, hiç kesinlikle ben böyle şey düşünmüyorum. Çok saçma geliyor. Yok, 90 günün verdiği şey. Berkan'a söylemesini biliyor çok. Çok iyi de konuşmasını biliyor yani. İşte bazı kişiye senin benim gözümle bakamıyor demek istiyorum ben yani. Mesela o toprağı atsaydı Yasin üzerine eminim SMS'ine de yansırdı bu. Bir sonraki haftaki SMS'te eğer evet, dokunmazlığı kaybetseler. Eminim çünkü bir sürü kadın izleyen seyircilerimiz kesinlikle arkasında dururdu. Aferin sana diye ama toprağı şu anda atmasına da gerek yok ya. Evet yani Yasin'cim böyle bir şey yapmazsan bir daha sevinirim de bu kadar ya. Bu kadar, Yasin'i evet, de orada bir şey evet, demesin evet, ya. Bu kadar. Söylemesi gereken evet, şey o kadar. Evet. Zaten ya bir daha bu tavırlarla şey yapmanı istemiyorum dese. Evet, o kadar ya. Çok güzel bir temsil edecek ama toprak atmasına olmadı, da gerek yok yani normal. Geçmemiz lazım. Süremiz geçelim, kısıtlı. Tamam. Asıl mevzumuz biliyorsunuz Berkan yazıldıktan sonra Berkan'ın söylediğiyle beraber Yasin'in ve Evrim'in konuşmaları oldu ve takım bir anda çatırdadı. İzleyelim, üstüne konuşalım. Abi yine aday oldum. Beklemiyordum aslında aday olmaya. İşte ismimin çıkmasını beklemiyordum demesi bence çok samimi bulmuyorum. Zaten biliyordu kimlerin onun ismini yazacağını. Eğer herkes dedik okey tamam yazacaksak Yasin'i ama hayır diyen kişiler oldu. Eğer öyle olursa ben de dedim ki kendi düşünceme o zaman devam. Sürpriz falan olmadı.
Eğer adı çıkmasaydı sürpriz olurdu. Şimdi eğer ben kendi düşüncemi uygulamayacaksam bu benim karakterimi çiğnemem olur. Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben Yasin'in ismini yazmadım ama Yasin'in ismini yazmamam. Şimdi ben Yasin'in ismini yazmış olsaydım birincisi sürü psikolojisine katılmış olacaktım. İkincisi kendi... Nasıl? Sadece bir ricada bulundum. Sence ben sürü psikolojisine girebilecek bir insan mıyım ya? Önce biz buna zaten karar ver... Buna izin vermeyiz yani. Koyun muyuz biz? Kim benim fikrimi değiştirebilir? Tamam Lacun abi, ben bir sözümü bitireyim mi? Mantıklıysa sonuç olarak, eğer. Sonuç olarak ben kendi görüşümü oraya yazdım ve ben kimseye beni yazın demedim. Üç tane ismim çıkmış, belki performansım kötü olduğundan yazmış olabilirler. Ama ben gerçekten açık niyetlilikle söylüyorum ki ben ismimin çıkacağını bilmiyordum. Ben ismimin çıkacağını tahmin etmedim. Hani belirlemiş olduğu hedefler var, belirlemiş olduğu kişiler var. Belirlenmiş kişiler asla sorgulanamaz. Konuşulamaz. O kişilerin kendi gönlü keyfi bilir. Evet Cemalcan'la birazcık daha arası iyidir ama Cemalcan'ın kendi gönlü bilir, keyfi bilir. Hani Cemalcan'lık bir durum yok burada. Ama benim çözemediğim mesela bir durum var. Asıl ben onun samimiyetsiz olduğuna inanıyorum. Asıl ben onun ayak uydurmaya çalıştığını ama hani bir replik vardır ya daldan dala, daldan dala. Şu an onu yaşıyor. Evet o da çok iyi bir çocuk. Ama bizim çözemediğimiz, gözümüzle görüp de konumlandıramadığımız da durumlar var. Mesela benim onun adını yazmamın en büyük sebeplerinden biri de budur yani. Ben açık bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir şey anlamadım biliyor musunuz? Yani niye bu konuşma yapıldı? Algıyı da attılar. Yani bu konuşma niye yapıldı? Evrim biz dedi kim? Yani bizden kasıt kim? Berkan bir plan içerisinde mi? Berkan biriyle mi hareket ediyor? Yoksa tek başına mı? Berkan'ın yaptığı konuşmada ne rahatsızlık var? Berkan'ın yaptığı konuşmada ben şunu hatırlıyorum. Berkan evet abi aday oldum. Aday olacağımı çok bilmiyordum. Tahmin etmiyordum. Çünkü Ardahan da olabilir, Yasin de olabilir. Hani düşünmemiş olabilir. Çok bilmiyordum. Buradan da bir nemalanma yok. Zaten SMS bitmiş. Yani şey yapmıyor, demagoji yapmıyor. SMS ile alakası yok. Bilmiyordum diyor, geçiyor. Bizim hedefimiz yarınki dokunulmazlığı kazanıp karşı taraftan birilerini göndermek diyor. Çok güzel bu konuşmada. Ne eksik var ki Yasin demagoji yapıyorsun da falan diyor. Hayır, oylama bitmiş o sırada. Yasin'le bu kadar niye birlikteymişçesine açıklamalar yapıyor? Ya, o kadar çok şeyi anlamadım ki ben burada. Gönüllü takımında değildin hiçbir zaman bizim gördüğümüz. Hep böyle bir aradaydın. Bir anda şimdi yani Evrim daldan dala iki kere böyle üstüne basa basa diyor ya. Sonra Evrim de kendini anlatıyor. Nisa da Evrim için kendini anlatıyor diyor. Yani daldan dala sıfatı bu Survivor'da herhangi birine konacaksa ben isim vermeyeyim. Sen kime koyardın? Sen kime koyardın? Soralım. Evet. Böyle bir sıfat konacaksa. Bu açıklamalarıyla dün hatta güzel kendi de bir örnekleme yaptı ya Evrim'in. Bu açıklamaları Evrim kendi üzerine toprağa attı. Bu kadar söyleyeceğim ben. Ya Evrim ya kendi kesinlikle kendine, bak. Kesinlikle. Kendi kendine eksi yazıyor. Ya. Kendi eksi yazmadı bak. Toprağa attı diyorum kendi üzerine. Görürsün. Ne yazık ki böyle yaptı. Benim yine en çok kullandığım şeylerden bir tanesi en zor bilim. Kendini bilmektir. Hani derler ya çok güzel evet. Bir söz bence. En zor bilim kendini bilmektir. Yani burada kendini gören bir o zaman Evrim yok. Ya sen bu söylediğin hepsini her şeyi zaten sen kendin yapıyorsun. Nisa'yı röportajlarında gömüyorsun. Parkura geliyorsun Nisa'ya sarılıyorsun. Öyle bir sarılma yok. Ben annem öyle sarılmıyorum duruyor. Hani anlatabiliyor muyum? 10 dakika konuştuğunu evet. Görmedim ben senin Nisa'yla. Cemalcan'la oturup 10 dakika sohbet ettiğini görmedim. Ama parkura geldiğin zaten olması gereken bu. Sen oraya arkadaş edinmeye, sohbet etmeye, muhabbet etmeye gitmiyorsun. Oyun alanlarına bir takım oluyorsun. Adaya gittiğin zaman ertesi gün konsantre mi oluyorsun? İşte kokonatını mı kırıyorsun? Yap ya yat. Ama oyun alanına geldiğin zaman her şeyi unutman lazım zaten. Zaten burada seni takım gibi takım yapan bir Berkan var. İki takımı da takım yapan aslında bir Berkan var. Bir gün ikisinin konuşmasını hatırlıyorum ben. Evrim diyor ki konuş Berkan konuş diyor. Bana çok iyi moral veriyorsun çok diyor. Çok iyi pozitif enerji veriyorsun. Çok iyi pozitif enerji evet, veriyorsun evet. Diyor. Karanlıkta bir konuşma hatırlıyorum. Evet karanlıkta evet. Bir konuşmaydı. Ya, Berkan da yazık orada... Zavallım derler yani yazık yani. Diyor ya belki de performansım kötü de yazmışlar diyor. Hem bu haftanın hala birincisi sensin. Evet. Hem zaten Survivor'ın performansındaki yüzdelerde birincisin. Ha, bu haftanın da bütün Survivor'ın da yani yanlış anlama. Ya bunun üstüne de hani zavallım diyor ki belki de hani performansım kötü diye yazdılar diyor. Yani Berkan da bazı olayların farkında değil ama yavaş yavaş fark etmeye başladı bence. 2-3 gündür. Bakalım ne olacak merak ediyorum ben de. Yani çok garip çatırdamalar var. Değişik.
değişik bir görüntü. Yani şimdi de zaten şöyle ilk böyle evrim oyun kaybettiği zaman ona yine koşup moralini bozma. Daha önümüzde çok oyun var diyen bir Berkan evet, var. Evet. Sürekli motive, sürekli motive. Mental yükseltme, bench'i yükseltme, takımı yükseltme. Hani ben burada kötü bir art niye zaten sıfır, hiç arama. Sıfır. Daldan dala koşması için bir Yasinler'e gidip bir şey söylemesi evet. lazım. Barış hakkında veya diğerleri hakkında. Ya da Barış'a güzel konuşup Yasinler'i kötülemesi lazım. Benim daldan dala bildiğim budur. Evet. Peki Nisa'na söyleme. Nisa diyor kendini anlatıyor. Tamam işte verdiğimiz örnekte doğru. Benim aklıma geleni söylüyor orada valla. Benim de aklıma geleni söylüyor aynen. Kendini hani kendini anlatıyor burada dedi. Nisa hakkında konuşuyor da bir başkası hakkında konuşuyor. Berkan onu unutuyor. Berkan konuşurken aslında kendi için insanların düşündüklerini anlattı yani diyeyim. Evet. Yani %70, %80 insanın evrim hakkında düşündüklerini. Evrim sanki Berkan öyleymişçesini anlatmaya çalıştı ama... Orada biraz işte Yasin'in kendini aday yapmak istemesi. Ben kendimi aday onların hepsini söyleyeyim ben sana. O ne? O şov mu yani? Şov artı algıyı dağıtma. Dünkü algı... Yani şimdi Yasin kendini aday yapmasa Yasin aday olmayacak. Yasin'in oyundan atılmasının konuşulacağını tabii ki de biliyorlar konseyde. O demin dediğimde daha önceden konuşmuşlardır. Zaten altıda oldu burada. Daha önceden konuşmuşlar. Hem beni yazın. Yasin kendince yine bir... pişmanlık. Pişmanlık değil. Bilin. Kendince bir strateji yapmış ki yani bu konular konuşulsun. O benim olayım çok konuşulmasın. Evrim'de de başka şeyler konuşmuşlar. O strateji doğru mu? İşte karşı takımdan biri kaybedecekse pazar günü. Bugünkü izleyeceğimiz oyunda. Yasin'in işte ilk ikiye giremiyor ama üçlerde dörtlerde oluyor. Aslında fena bir strateji değil Yasin yazılsaydı. Ama Berkan da fena bir strateji. Yani strateji olarak bakarsak. Berkan ismi de çok yanlış bir isim değil. Çünkü ilk ikiye giremeyen Berkan üçüncüdür. Ama tabii karşı takım kaybederse iyi konuşuyorum ben. Ya zaten pazar... bir şey yani. Şöyle bir resme genel baktığımız zaman zaten gönüller takımında her zaman ilk ikiye giren erkekler olmuyor mu? Evet. Bir Barış oluyor genelde Cemalcan oluyor. Evet. Cemalcan olmuyorsa da bir erkek oluyor. Bu hafta zaten yine kadınlar elenmediği için evet. yine muhtemelen bir erkek olacak. Evet. Dolayısıyla otomatik aday çıkacak. Hı-hı. Üç tane. Yani bu gönüller takımı bu akşam kaybetse de kazansa da çıkacak. Üç tane aday. Evet. Erkeklerden. Yani burada Berkan'ın yazılması, Yasin'in kendini yazdırması aslında çok önemli şeyler değil. Değil. Yani... Berkan da zaten geçen haftaki kadar bir eleştiri yapmıyor. Geçen hafta çünkü bir kabullenemedi. Ben yazıldım falan. Yani röportajlara verdi. İlk yazılışıydı. Ama bu hafta daha kabullendi. Çünkü diyor ki ya zaten ben yazılacağım. Yazılmasam da aday olacağım. Dolayısıyla Berkan'ın yazılmasıyla ilgili, yazılmamasıyla ilgili bir demagojik bir durum yok. Yok. Yani Yasin'in buradan eleştirmeye çalıştığı şey ne? Berkan güzel bir konuşma yapıyor. Ya karşı tarafa diyor ki inşallah bugün kazanacağız, yarın kazanacağız diyor. Ve birini yazacağız, onlardan birinin gitmesini istiyoruz diyor. Ne var bunda? Yani Yasin'i bence biraz daha Berkan'ın bu yapıcılığı rahatsız ediyor olabilir. Yani dediğim gibi çok bir ortamdasın. Herkes konuşuyor. Ne oluyor? Senin sesini duyan olur mu? Hayır ama herkes sessiz olduğu zaman, sen konuştuğun zaman herkes senin sesini duyar. Yasin de biraz bence kendini bastırılmış hissettiği için biraz da. Sen çok güzel bir örnek vermiştin geçenlerde. Sanki demiştin Yasin'le Barış, Berkan arasında bir çatırdama olabilir mi diye sormuştun. Hatırlıyor musun? Güzel örnekleri verir. Hatırladın mı onu? Hatırladım ama şöyle bir şey ama. Şimdi bizim söz verdiğimiz panoramanın tanıtımına gitmemiz lazım. Sen sözünü tamam. bitirdikten sonra oraya gideceğiz. Sözümü bitiriyorum. Bitir. Çok güzel bir örnekti. Bu muydu? Bitti. Teşekkür ederiz. Şimdi panorama özel tanıtımımıza geçiyoruz efendim. Panorama özel ipuçları diyoruz. Akşamın yeni ipuçları bunlar. Çünkü izlemediğiniz görüntüler. Konseyde kendi içimizde parçalamıyoruz ya resmen. Karşı takımla parkurda yarışıp onlarla uğraşmamız gerekirken saçma sapan şeyler oluyor. Bence Berkan demagoloji yapar. Burası oyun oynayacak yer değil. Yasin'in orada yaptığı hareket, işte Evrim'in o konuşması. Çok şanslıyım kendi adıma. Çünkü bizim takımda hiçbir şekilde böyle bir muhabbet dönmüyor. Çok önemli bir oyun seyrediyoruz şu anda. Sızlanmayı kesip savaşkan moduna geçiyor. Düştüysek kalkarız. Daha hatta ölmedik ya. Dokunulmazlık oyunu. Bu haftayı belirleyici bir oyun bu. Bugün parola kaybedecek bir şeyimiz yok. Bu atışlar mükemmel. Gerçekten mükemmel. İnanılmaz atışlar seyrettik. Hemen at. Devam. Evet, Berkan'la Barış'ın gece konuşması. Neler diyorsunuz arkadaşlar? Yani aslında konuşulması gereken bir dahaki dokunulmazlık oyunu nasıl alabiliriz? Karşı takımdan birisini gönderebiliriz olacağına. Kendi içinde survivor'larını yaşayan, kendi kendine survivor, işte bir savaş yaşayan ve gönüller takım var. Yani
Kendi bırakmışlar Survivor'ını. Kendi içinde ne yapabiliriz, nasıl bir savaş çıkartabiliriz? Leri konuşan bir gönüller takım var. Yani ben şu an bölümü izlemek istiyorum. Bu TV'ye ilk olan tanıtım da çok farklı bir tanıtımdı gerçekten. Vallahi akşamı çok merak ediyorum. İhsan. Acaba Barış'la Berkan beraber hareket ederler mi? Bu yani, zaten baştan bekliyorduk. Onu biraz şu an merak ediyorum. Evet. Yani çünkü Barış'ın Evrim eleştirmesi var. Berkan'ın arkadaşlarının eleştirmesi var. Evet. Ama diğer ipuçlarında da Nisa'yla Berkan'ın bir yakınlaşması var. İzleyeceğiz hepsini ama önce bir kısa reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz ama programımızın da sonuna geldik. Son sözlerimizi alalım. Gökhan, var mı selamın veya son Yok. Sözlerin? Güzel bir yayın oldu. İnşallah her pazar böyle güzel yayınlar yaparız. İnşallah diyelim. Nasıl dengeler değişecek çok merak ediyorum bu konseyden sonra. Nasıl bir Survivor izleyeceğiz? Çünkü soluksuz nefessiz bir Survivor izliyoruz. Çok merak ediyorum, akşam iple çekiyorum. Bir de benim selamım var. Ekstra ile yatan, panorama ile kalkan, Survivor ile yatıp kalkan bir arkadaşım var, Mehmet Tüner diye. Bunu oradan buradan selamlarımı gönderiyorum. Kocaman da öpüyorum. Evet, çok selamlar. Tekrardan anneler günümüz kutlu olsun. Tüm annelerin ellerinden öpüyoruz. Cennet annelerin ayaklar altındadır efendim. Evet. Unutmayalım. Şimdi Survivor'un yeni bölümü var. Survivor'u izleyeceğiz. Akşam ekstra var. Yarın panoramada Hakan Damla Bora olacak. Bizi izlemeye devam edin efendim. Teşekkür ederiz.